Herkese merhabalar, ben Çağrı. Yeni bir Red Shadow Legends videosuyla karşınızdayım. Grupların ilk videosunu yüksek harfler üzerine çekmiştik. İkinci videoyu benim de çok zorlandığım, eminim ki herkesin de çok zorlandığı bir grup olan Hayalet Şövalyeleri. Şövalye hayaletleri üzerine çekeceğiz. Şimdi grup savaşlarına girelim. Bugün hazır günü de gelmişken. Yüksek harfleri zaten bitirdim. Şövalye hayaletlerinde ise planladığım 19. ve 20. turu göstermek. Zaten siz diğerlerini kesersiniz diye düşünüyorum. Özellikle şu çok zor bir boss değil. 19. turu nasıl geçiyorum ben? 19. turda yüksek hasarlar çıkarmak önemli. Ben 2 kafatası bir sineşya kullanıyorum ve şunu söyleyeyim. Tamamını ben epik karakterlerle geçiyorum. Şu karakterlere ve setlere bir göz atalım isterseniz. Ufacık. İlk olarak burada ben kafatasının birini kullanıyorum. Statlarımız şu şekilde. 5K'ya yakın bir hasar. %229'luk da bir kritik damage'imiz var. Ustalığımızı da hemen şöyle gösterelim. Karşı saldırı ustalığı. Birinci kafatasımız bu şekilde. İkinci kafatasımızda ustalık aynı olmasına rağmen bu sersemletme seti takılı. Diğerine göre biraz daha kırılgan ve yavaş. Çünkü ben bunu Blender'da kullandığımdan dolayısıyla bu şekilde. Onun dışında diğer şövalye hayaletlerimizde Rektör Drat var. Rektör Drat'ın statları da şu şekilde. 203'lük hızı, 58K'lık bir canı, birazcık direnci, biraz ondan, biraz bundan, 3K'lık bir defansı var. Bir diğer karakterimiz ise burada. Şimdi burada mezar nöbetçisini kullanabilirsiniz ama boss'ta neden kullanmamanız gerektiğini az sonra anlatacağım. Boss'a geldiğimiz zaman o da bu şekilde. Göstereyim zaten klan boss karakterim. Sineşya'yı göstereyim. Sineşya'nın hasarı düşük, kriti bayağı yüksek. Onun dışında zaten genelde bunu biraz daha can bastırmak için kullanıyoruz. Kusurlu canavarım da şu şekilde. 70K yakın bir canı var. Defansı falan çok düşük. Ama hasarı var. Ustalığı da şu şekilde. Böyle rektörün ustalığının olmadığını söyleyeyim. Bunun ustalığı bu şekilde. Bazen de burada kıyamet rahibini kullanmaktayım. Ama şu an soyduğuma göre demek ki bir süredir kullanmamışım. Ama kullanıyorum diye hatırlıyorum. Geçemezsek bir de kıyamet rahibiyle tekrardan deneyeceğiz. Bakalım. Bütün karakterlerim kitaplı diye biliyorum. Son olarak ona bir göz atayım. Rektör Drat. Hemen hemen kitaplı. Diğer hepsi de zaten kitaplı. Kusurlu kitaplı. Şunlar kitaplı. Hatta şu bile kitaplı. Kullanıp kullanmayacağım belli değil dedim ama bu bile tamamen kitaplı durumda. Zaten kitaplamadan bu grubu geçmeniz de birazcık can sıkıcı olabiliyor. Şimdi grup savaşlarına girelim. Şövalye hayaletlerine giriyorum. Aşağıya indim. İlk olarak 20. turu göstereyim. Şimdi şuradan bir tık güçsüz olanı çıkarayım. Dediğim gibi çok uzun sürüyor. Uzun yani. O yüzden bazı yerlerde kamerayı kapatıp bilgisayarı terk edeceğim. Bunu yapmam gerekecek. Bazı yerlerde de burada size tek tek anlatacağım. Bazı yerlerde ileri saracağım. Ama bir başlayalım. Şu şekilde bir takımla giriyorum. Haydi bakalım, gazamız mübarek olsun. Bu zaten çok uzun süren bir şey değildi. Boss'a geldiğimizde size zor kısmını gerçekten göstereceğim. Ben farm yaptığım kısım. Şöyle rektörden bir ufak bahsedeyim. Herkese örtü veriyor ve örtülü insanların sırası geldiği zaman onlara sağlam da bir iyileştirme yapıyor kendisi. Bu yüzden rektörü seviyorum. Atak da kırıyor aynı şekilde. Şimdi bu turda mesela bu turu hızlıca geçemeyecekseniz bombalar üzerinizde olduğu için kıyamet rahibi önemli. Kıyamet rahibi çünkü üzerinizdeki bombaları temizliyor. Her neyse ben kameramı kapatayım. Videodan buraları hızlandırayım. Siz güzelce şöyle %150-200 arasında bir hızla buraları izleyin. Bu turda zaten çok bir şey yok. Hadi bakalım. Thank you.
Evet, burayı rahatlıkla geçtik zaten. Gördüğünüz gibi 1 dakika 28 saniye kadar da düşmüş. Kim ne yapıyor? Mezar nöbetçisi tanklıyor aslında. Kalkanları basan kusurlu canavar rektör hayatta tutuyor. Bu ikisinin de hasar atması için dua ediyoruz ki zaten gösterilenler de bize şu anlık o şekilde statları. Güzel. Şimdi geldik boss'a. Zaten insanlar büyük ihtimalle 60'ta bekliyorlar burada. Boss'u nasıl geçebilirsin? Şurada 23 dakika görüyorsunuz ya. Bu 2 saat 23 dakika. 2 saati tekrardan 2 saatten 120 dakikadan sonra saymadığı için siz şu an bunu bu şekilde görüyorsunuz. Bu yüzden bu videoyu çekip çekmemekte çok kararsızdım. Ama boss'un işleyişini tam olarak anlamam aslında benim 2 saatimi aldı. Yüzlerce defa denedim. Nasıl geçebileceğimi anlamam 2 saatimi aldı. Boss nasıl bir boss? Yanında 2 kişi var. 2 kişiyi kolaylıkla kesiyorsunuz ama boss can değiştiriyor. Ve boss can değiştirdiği zaman sizin canınızı çok sıkıyor. Boss'a ben hep şöyle sanıyordum. 12 turu var. Boss can değiştirdikten sonra 12 tur içinde kesmeniz lazım diye bir düşüncedeydim sürekli. Amma ve lakin işler öyle olmuyor. Çünkü 12 turda aslında hasarınız bir şekilde yetmiyor. Bu yüzden de boss can değiştirmeye geldiğinde herkesin canını düşükte tutmanız lazım. Bu çok 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 hassas bir denge. Boss'ta bu sizi inanılmaz zorluyor. Şu an ben bu videoda boss'u tamamlayamayabilirim bile. Tamamlayamazsam bir deneme daha yaparım. O zaman da şu kıyamet rahibiyle denerim. Çünkü hem ölmemek lazım, hem herkesi düşük canda tutmak lazım. Hem de 3 yıldız almak için tamamlarken herkesin hayatta olması lazım. Bu çok zor bir denge. Bu arada boss sizin bufflarınızı da çalıyor. Buff çalmamak için bu dengeyi de ayarlamak lazım. Mezarı neden kullanmıyoruz? Bufflarınızı çalarken debuffları da size yansıtıyor. Sürekli atağa kırılması ki bunun isabeti bende yüksek değil. Sürekli atağını kırarsanız sürekli sizin de atağınız kırılıyor ve yine tamamlayamıyorsunuz boss'u. Ben bu yüzden mezarı kullanmıyorum. Mezar yerine ikinci kafatasını kullanacağım. Ve ustalıklarda kimle girebilirim? Bununla girebilirim. Aura'da. Onun dışında önceki turlarda da çift valkürlü tur gerçek bir ölüm. Çok yoruyor, gereksiz yoruyor. Ama başlamamız da lazım. Haydi başlayalım. Şimdi ilk burada şu iki kişiden hasar almamanız gerekiyor. Çünkü çok yüksek hasarlar çıkarıyorlar. Bunları sersemletmek gayet önemli oyunun başında. Şimdi burada başka bir şey kullanmayacağım. Zaten zor bir durumda değilim. Ondan mütevellit. Artık full dövmeye odaklanacağım. Dövebildiğim kadar döveceğim ben burada. Şunları da eritmekte aslında çok büyük fayda var. Burada Sineşe'yi bulmanız önemli bence. Çünkü Sineşe %50 candan aşağıda çalıştığı için şerefsiz herkese yavaşlatma verdi. Olabildiğince şunları sersemletme altında tutmaya çalışın. Bu önemli. Mesela şansıma sersemletme geldi. Birini sersemlettiğinizde tamamen diğerini oynayın. Güzel. Şimdi buradan bunu rahatça atlattık diyebiliriz sanırım. Burayı rahatça atlattık şu an için. Geldik oyunun bence bırakın Doom Tower orayı burayı. En pislik kısmına. En pislik kısmı burası. Şimdi burada ne yapacağız? Burada çok zorlanacağız. Burası çok zamanımızı alacak. Başta şöyle. Valkürlerin taktiği bence budur. Valkürlerin aynı anda kalkanlarını atmasına dikkat edin. Burada kullanabileceğiniz burada ve boss'ta bence en güzel karakter. Kesinlikle mezar kabir lordu. Ama bende maalesef yok. Bu yüzden düz döveceğim. Ama bir yerden sonra tabii ki sıkıntıya gireceğim için dövmek artık işe yaramayacak. Burada bunlar benden önce tur alacağı için ben herkesi şöyle bir örtü basayım. Canlarını fulleyeyim. Evet, kalkanlar basıldı. Buradan zaten sonra artık İş çok çetrefilleniyor. Az sonra tekrardan kameramızı kapatıp uzun sonsuzluğa doğru bir dalış yaparız. Çünkü herkes bende şu an alan vuruyor. Ha, ben burayı nasıl yapıyorum? Rektörle beraber bunu birlikte kullanıyorum genelde. Beraber kullanıyorumdan kastım ne diye sorarsanız da şu korku. Rektörle beraber sürekli bir korku silsilesi altına tutuyorum. Mesela bunların hepsi korku yiyecek. Bir süre sonra kalkanları artık tam zamanlı çalışmamaya başlayacak diye umuyorum. Şu an hepsi korku yedi çünkü yüksek bir isabete sahip durumda. Şu an benim
Adını unuttuğum kusurlu canavarım. Tekrardan bir tur deneyelim. Şu an mesela korkular sayesinde karşı saldırı yapmamaya başlayacak bazıları. Ama kusurlum da çok yüksek hasarlar emmeye başlıyor. İşte kusur bütün diriltmelerimizi de kusurluya harcayacağız. Mesela şurada şunun kalkanı olmadığı için güzel. Burada bunu biraz hızlı eliminasyonlardan çıkarabiliriz diye düşünmekteyim. Bir vuruş daha yapalım. Güzel güzel. En azından şimdilik şunu öldüreceğiz. Kafa taslarının burada güzel birini çıkardık. Kafa taslarının bizim için önemli kısmı hem ölümsüzlerinin olması hem de ölümsüzlerinin yanında Sineşa tarafından canlandırılması. Ben bunu Sineşa'yı bulmadan önce çok denedim. Gerçekten geçemedim. Tam bir zulüm oldu bana. Şeyi de unutmayın kesinlikle. Burada sersemletme setinin önemi de çok büyük. Yani sersemletme setli kafatası zaten herkes alan vuruyor ki bu zaten bizi zorlayan bir şeyken bunu tabii ki unutmamak lazım. Tekrardan üzerimize iyileşmeleri alalım. Evet, tekrardan kalkanlar devreye girmeye başladı. Bir tur daha devreye girmeden azıcık daha vurabilsek çok güzel olacaktı. Şu an tekrardan kusurlumuzun müttefik korumasının gelmesini bekledik. Müttefik korumayı aldık. En azından kalkan hala basmamış olan birilerini korkutabilirsek işimize gelir. Sineşa %50 canın altına düşenler de daha aktif olacak. Bu saatten sonra güzel korkuları herkese verdik. Seni bir geri çağıralım. Sen bir geri gel. Şimdi biraz daha hasar çıkarmaya yönelik. Karşı saldırılarını yapamadılar. Yani %50 bir şans. %50 şans ne kadar yüzümüze gülerse. Bunu şunu sersemletemediğim için tekrardan başa döndük. Ya bu turun saçmalığı işte burada ya. Ya bunu kim akıl etti? Hani bundan başka oyuna eklenecek bir şey yok muydu? Ha, boss'u zaten zor. Ya şu aşamaları zaten zor. Şu gene ölümsüzlük basacak. Ya çok ben bilmiyorum gereksiz buluyorum. En azından üzerinde kalkan çıkaranı bu şekilde öldüreceğiz. Yani başka yapacak hiçbir şeyimiz yok. Güzel. Şunu artık ufaktan temizledik. Kaldık Valkürlerle baş başa. Sana bir can basalım. Şöyle bir HP dengelemesi dedik. Güzel. Kalkanlarımızı, canlarımızı, iyileştirmelerimiz, neyimiz varsa alalım üstümüze. Tekrardan müttefik koruması. Müttefik korumasının ne kadar elzem olduğunu zaten şu korkuyla gördük. Tekrar kalkanlar fullendi. Çok kafa. İnanın o kadar kafa yoruyor ki şu boss'u geçmek. Ama hiç 5 dakikada bu kadar hızlı gelememiştim. Aslında kendimi geliştirmişim. Şu an boss daha çok korkutmaya başladı beni. Bir diriltmemiz geldiyse diğer kafatasını diriltelim. Artık hasara ihtiyacımız var. Ve şunları sersemletsek birini daha sersemlettik. Ya sersemletmek demek aynı zamanda karşı saldırı da yememek. Ya bu da önemli bir durum. Sen işte. Bir de şu ters renk muhabbetine dikkat edin. Ama benim gibi efsanevi bir karakteriniz yoksa aslında şu döngüden çok çıkamıyorsunuz. Mesela burada kusurlu düz renk. Kusurlu güzel iş yapıyor ama diğerlerinde sürekli bir can sıkıntısı. Çok güzel oldu. Kafatası çoklu sersemletti. Kalkanları yokken azıcık daha vursak ama işte kritik vurmuyor burada da. Karşı saldırı yememek için sersemletmeli olanlara sırasıyla vuruyoruz. Buna niye vurdum diğerlerini sersemletmek varken? Birini daha eksiltmek istedim. Sanırım eksilteceğim de. Aynen. Sıra bendeyken birini daha eksilttim. Çok güzel oldu. Hadi azıcık daha hasar çıkaralım. Müttefik korumamız tekrardan gelecek. Umarım. Size birazcık can basalım. Çok güzel oldu. Muazzam oldu. Sersemletemedik. Olsun. Sineşya güzel vur. Vuramadı. Tekrardan ters renk girdabına düştük. Hadi kemik. Birini daha alırsak işimiz çok kolaylaşır. Çok güzel oldu. Seni de şöyle hakkın rahmetine kavuşturduk. Güzel bir zamanlama 7 dakikada burayı geçmek. Öncelikle müttefik korumamla başladım.
ve bir hata yaptım. Neyi unuttum? Size boss'u tanıtmayı. Boss'u tanıtmadığım için de şurada can değişimini ben unuttum. Şimdi tüm düşmanları saldırıyor ve %25 ihtimalle korku veriyor ve bu şampiyon sahip olduğu her avantaj için artıyor. Yani şu beceriyi kullanacağımız zaman avantajsız girmemiz lazım. Bu beceri dezavantajları alıyor, kendinden size veriyor ve sizin avantajlarını da kendine çekiyor. Aynı evreni, yani her şeyi aynı alıyor, değiştiriyor. Özelliği ise %25'e yakın bir canı kaldığında karşıdan biriyle can değiştiriyor. Zaten canımızı en çok sıkan bu. Ama burada bizim kullanabileceğimiz tabii ki artılarımız var. Mesela kafa tası şuraya kadar ikili vuruş yaparken buradan sonra da sine eşyamız ikili vuruş yapıyor. Buna göre ayarlayacağız artık işimizi gücümüzü diyelim. Bir zayıflatma tutturduk. Bakın. Şunları kaptırdık. Ya ben burada hata yaptım ama en azından olsun size bir hatayı da göstermiş oldum. Biraz gaza geldim çok hızlı geçince. Şimdi bu 3 yazıyor ya. 3 yazdığında bütün bufflarınızı kullanın. Kalkanlarınızı alın ama bu 1'i falan düştüğünde kesinlikle hiçbir şey kullanmayın. Çaldırırsınız. Çaldırmanızın da size hiçbir getirisi yok. Şu an müttefik koruması olduğu için burada kendi kendine yiyor, kusurlu canavar. Kendi kendini dövüyor. Aslında bütün arkadaşları da kendini dövüyor. Bakın burada bunu dövmemeye çalışın. Göstermek için yaptım. Şu an benim yapacağım en temiz şey yanındakileri dövmek olacak. Zaten öldü. Buradan sonra kendimi buna göre ayarlayacağım. Yandakileri öldürdüğünüz zaman bunda diriltme gibi bir olay yok. Ama burada rektör bence çok elzem. Hani rektörü bulmadan ya da rektörün muadili olabilecek bir karakteri bulmadan kolay kolay bence denemeyin. Sizi yoracaktır. Hayatta tutmak da yoracaktır. Belki hani iyileşmeli şunlu bunlu setlerle kıyamet rahibiyle bir şeyler deneyebilirsiniz. Deneyebilirsiniz. Konuşamadım bile. Ölümsüzü de aldı ama bu bizim erken safhada çok bir canımızı yakmayacak. Şunları bir iyileştirelim. Burada Sineşa da aktif görev yapıyor. İyileştirme bakımından. Şimdi bunların artık canını azaltmaya başlayalım yavaştan. Sona geldiğimizde dediğim gibi kimsenin canının çok olmaması lazım. Burada şunun dahi canını azaltmamız lazım. Eğer bunun dahi tekrardan diyeyim canını azaltamadıysak yapacağımız ikinci alternatif bununla can değiştirmek sonra asla kendisine can basılmasına izin vermemek. Bu da bizi bir tur daha uzatacak. Ben buraları tekrardan büyük ihtimalle hızlandıracağım. Ama dediğim gibi şu olaya dikkat etmenizi öneriyorum. Can değişimini yaptı. Yani benim bu yaratığı 12 tur içinde öldürmem lazım. Şimdi buradan sonra işte birazcık canımızın sıkıldığı kısma geldik. 12 turumuz var ve bir tur sonra buff değişimi yapacak. Bunun bilincinde olmak lazım. Şimdi ben bunun canını artık arttırmamaya çalışacağım. Canını arttırmam. Şu an mesela burada kalkanı basarsam kalkanı çalacak. Müttefik korumayı basarsam müttefik korumayı çalacak. Üzerinde birazcık da olsa iyileşme seti olduğu için rektör ablamız ölmeyecektir diye düşünüyorum. Hemen 11 tura düşüyor şimdi özelliğimiz. Eli kulağındadır. Güzel bir buff'ı olmadığı için değiştiremedi. Şimdi şu an birinin rektörden daha az canı olduğu için Sineş'e onu iyileştirecek. Rektörü öldürtmeyeceğiz. Başka çaremiz maalesef yok. Ya da 11 dediğim gibi 11 tur içinde tamamını bitirmeye çalışacağız. Ben şimdilik müttefik koruma vereceğim burada. Ölmemeye çalışsın diye. Sineşa ile kesinlikle iyileştirme yapmayın. Direkt canınız fullenir. Sen bir canlan. Burada rektörümün de hata olmadığı için defansını kıramadığının altını çizeyim. Burada alırsa bizden ufak çaplı bir kalkan çalacak ama buna şu anlık ihtiyacımız var gibi duruyor. Korktuğu için bir şey yapamadı. Şunu basmayı çok istiyorum ama çok fazla iyileşecek. Bu yüzden şu anlık bunu yapamıyorum. Maalesef yapamıyorum. Güzel. Çok fazla hasar çıkarmadı burada ama can değişiminde bunun acısını çok pis çıkaracak. Buna eminim.
Müttefik korumalardan acil kurtulmamız lazım. Şu an onu da yapamadık. Ne yapalım? Bir tur daha dövelim artık. Ölenler ölecek diyelim. Şu an güzel gözüküyor ama 8 turda bunu gerçekten kesmemin bir şansı yok. Şimdi kusurlu canavarı bir diriltelim. Kusurlu canavar bizde burada kilit oynayacak. Seni de alacak. Ben iyileştirmek istiyorum. Aynen. Daha fazla zaten sen bu oyun bundan sonra iyileşmeyeceksin. Karşıya bir adet iyileşme verdik. Bu kötü oldu. Şu turda bir müttefik koruma alalım. 3 tura girdi tekrardan. Yani anlatıyorum ama dediğim gibi bayağı can sıkıcı bir boss bu. Kusurluyu falan dövdürtüyoruz istemeden. Tekrardan hızlandıralım buraları diye düşünüyorum. Geldik can değişim bölgesine. Canı değişti. Artık canı full değil. Kesme ihtimalimiz daha da arttı. Biraz daha azla değişseydi aslında çok çok daha güzel olabilirdi. Artık canları her şeyi fulleyip full zamanlı saldırıya geçeceğim. Ama diriltme yapamadığım için en azından şu seviyede birazcık kaybım olacak. Sıkıntı. İyileşmeyi alırsa sıkıntı. Aldı. Evet, bir hata bin günah. Buradan sonra umarım diriltmelerime de en yakın zamanda geçerim diye düşünüyorum. Burada vuruş yaptım ama çok iyileşecek ya. Çok şey kaybettim aslında ben burada. Kan kaybettim yani. Diriltmeyi de unuttum. Ama hala umudum var. Denemeye değer. Hemen hızlıca %50 canın altına düşürmem lazım. Dümdüz dövelim bakalım bir süre. Olmazsa videoyu sonlandıracağım ama sizin anladığınızı düşünüyorum. Boss'u nasıl geçebileceğimize dair bir en azından kafanızda dediğim gibi bu dengeyi sağlayana kadar şu ölüm iyileştirme dengesini bazen benim gibi 2 saatte oynamanız gerekebiliyor. Güzel başladık. Valkürleri falan güzel geçtik. Tatlı da gidiyordu her şey. Bir aksilik aslında yaşamış olduk. Şuradan kalkanları tekrar verelim. Sineşa ile bir küçük iyileştirme. Tam 150 cana geldik ama 7 turumuz var. Herkes de öldü. Sıkıntılı oldu bizim için. Yani yapacak bir şey yok. Yapacak gerçekten şu an için bir şeyim kalmadı. Bunu bir tur daha dönebilirim. Belki off record dönerim o turu. Ama finali gösteririm diye umuyorum. Tekrar bir can değişimi yaptırtalım. Sonrasında off record şekilde en sonuna kadar geldiğim kısmı gösteririm. 40 dakika 50 dakika da sürebilir. Hiçbir fikrim yok. Burada rektörün birazcık canını azalttırabilirsek en azından daha sağlıklı bir can değişimi olur belki. Rektör de arkadaş sürekli iyileşiyor ya. Sonlara yaklaştığım zaman tekrardan kamerayı açayım ve görelim. Can değişimini yaklaşık %50 canda yaptı. Bu bizim için fena bir şey olmadı. Şimdi hızlıca düşen karakterlerimi bir kaldırma peşindeyim. Çalabilecek bir buff'ım yok. Bir tura düştü. Güzel hasarını attı. Buradan sonra artık 3 tura geldiğine göre ben karakterlerimi iyileşme modunu alabilirim. Diğerlerini de acil şekilde kaldırmam gerekecek. Sona hızlıca yetişelim diye. Çünkü şu an aslında hasar gücümüz biraz zayıflamış bir durumda. Şurada bir kalkanlarımızı alıp hasarımızı çıkaralım. İlk vuruşu yaptı. Kalkanlarımızı kırmış oldu. Dümdüz dövmeye devam ediyorum şu aşamada. 10 turumuz kaldı sayılır. Hop, bir iyileşme daha aldık. Bir vuruş daha yedik. Bundan sonra can değişim turu. Çok hasar vurduğu tur. Şu an bunu kullanmayacağım. Bir tur daha bekleyeceğim. Çünkü aynen iyileşmelerim daha gelmedi. Burada buff'ları değiştirip hasarı atsın. Güzel de vuruyor. Hiç az da vurmuyor. Şunu bir geri alalım.
Bunu aldığımıza göre tekrardan hasar bombalamaya devam. Burada müttefik koruma alacağım. Müttefiklerime zeval gelsin istemiyorum. Alabildiğim kadar buff'ı aldım 3 tur yazıyorken. Ama buna gelen 4 benim sanırım canımı okuyacak gene. Artık düz vuruşla dövmeye devam ediyoruz. Sineş'e bir çifte vuruş attı. Şu benim hala kafam biraz kurcalıyor ama. Biraz değil, bayağı kurcalaması lazım. Bunu biz kesinlikle çaldıracağız. İki kere vururum bu turda, vurmaz tabii ki. Çaldırdık. Ama ve lakin belki bu suru keseriz. Belki. Şu an sıkıntılar yaşıyor muyuz? Yaşıyoruz. Sen de gel. Sen de gel. Haydi gel içelim. Bir tane daha vurduk şu an. Sen de düz vuruşunu at. Aha, iyileşmeden kurtulduk. Süper. Tamam. Biz artık bu boss'a veda etme vaktimizin geldiğini sanırım söyleyebiliriz. Vurduğu hasarın çokluğuna bir bakın. Şunu da çaldı. Şimdi şu buff'ı bir koyalım. Herkes bir iyileşsin. Artık ölmememiz lazım bu saatten sonra. Turumuzu kaybetmememiz için. Müttefik korumamızı da tekrar 3 tur varken bastık. Güzel. Kusurluk koruyor ama kusurlunun yediği hasarında, yani miktarına bir bakın. Korkutmaları da yemeye başladık. Olabildiğince korkmadan vurmaları gerekiyor. Güzel, kusurlu, sen düz vuruşuna devam et. Artık seni bir şekilde şöyle filan düz tutacağız, ayakta tutacağız. Güzel, kusurlu bundan önce tur alacak. Güzel, kusurlu şu an öbür tur geldiğinde kurtulacak şu elindekinden de. Herkesin canı full, sıhhatliyiz. Bu boss'u kesmeye hazırız. Ben öyle umuyorum. Sen ufak bir iyileştir kusurluyu. 3 tur var can değişimine. Bu da çok güzel. Full korkutmaya denk geliyoruz. Bu biraz kötü. Şu an inanılmaz yüksek bir hasar çıkarırsa bu beni üzer. İnsan kaybedebiliriz. Yapmadı, tamamdır. Ama bir adet ölümsüz çaldı. Bu bizim açımızdan acayip kötü şu an. Neyse, 2 turu var. Maksimum bir tur daha. Artık dişimizi sıkacağız. Denk gelmeseydi yine çok üzülürdüm. Ölümsüzünün geçmesini bekliyorum. Çok fazla hasar vuracak bir vuruş yapmayacak diye düşünmekteyim. Az buz kalkanımız da var üzerimizde. Biz yine de müttefik korumalarımızı da verelim. Çünkü daha beklemeye var. Hiç riske girmeyelim. Ve bu boss biter. Hem de 36 dakikada. Bakın, hani önce inanmayanlar varsa 2 saat 23 dakika. 23'ten 36'ya çıkıyorsa en iyi süre, bu 2 saatten fazla bir süredir diyeyim. Bu videoyu hayata geçirebileceğime inanın hiç güvenmiyordum. Ama kestim. Zaten setleri, ustalıkları gösterdim. Her şeyiyle muazzam bir karakter. Takıları çok iyi olmadığı halde benim Scarab Kral takımımda da o yüzden bu kadar yüksek bir hızı var. Yüksek hızının olması da benim orada hatırlıyorsanız bir yerde 4 turda, 3 turda 4 buff'ım vardı. Onun erimesine sebep oldu. Şuradaki avantaj uzatmayı açmazsanız orada faydasını daha çok görürsünüz. Yani avantaj uzatmayı açmasaydım orada 4 tur yerine şurada default olarak 3 tur basacaktı. Benim 3 turu 4'e çıkardığı için bir an canım sıkıldı. Bunu açmazsanız bunun da burada faydasını görürsünüz. Sonraki grup savaşlarında görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.